Bugünkü konumuz müjde. Müjdelediğimiz Tanrı'dan söz edeceğiz. Dolayısıyla müjdeyle ilgili konuşacağız ve müjdeyi daha çok Galatyalılar kitabından bakacağız. Müjde nedir? Bizim inandığımız müjde nedir? Nasıl kurtuluyoruz? Böyle sorular soruyorum bu akşam. İşte bu sorulara biliyorsunuz Türkiye'de böyle bir alışkanlık var. Soru varsa şıkkılar da verilir. Ben de size birkaç tane şıkkı vereyim. Bakalım siz hangisinin yanındasınız. İşte iman yoluyla işlediğimiz iyi işler ise işlere dayanarak. Gözlüğümü takayım. İyi işler bizi her zaman kurtarır çünkü Rab iyidir, adildir. İyi işler etmediği yerde Tanrı'nın merhametiyle olur. Sadece iman, iyi işler sevap kale gelemez. Kutsal törenler, su vaktizi, Rabbin sofrası vesaire. Şimdi siz kiliseye uzun zamandan beri geliyorsunuz. Bununla ilgili hangi şıkkı yanasınız? Belki katılıp ben böyle düşünüyorum, ben şöyle düşünüyorum diye cevap verebilirsiniz. Sözü size aktarayım. D şıkkı. Yani tamam. Dedem D şıkkı diyor. Ben de. Sadece iman... Ya, dördüncü şıkkı. Tanrı'dan İki şık doğru olabilir mi? En sondaki dediler, ikincisi dediler, hepsi dediler. Hepsi doğru olur. Hepsi doğru olamaz değil mi? O zaman birbirini çekiştiler mi? Yani Didem iyi bir şekilde konuya geldi. Ondan sonra bazı kardeşler onayladı. Şimdi bizim bugün sapınacağımız tez bu dördüncü şıkkı. Yani sadece iman iyi işler sevap hale gelemez. Bu ne demek? Biz iyi işler yapmamız mı gerekiyor? Neden sadece iman? Neden sadece iman? Peki iyi işler yaparsa etmediği zaman Tanrı merhamet ederse olmaz mı? Ya da iyi işler bizi her zaman kurtarır çünkü Rab adildir, olmaz mı? Neden olmazmış? İman yoluyla işlediğimiz iyi işlerine dayanarak, yani burada da epey böyle tatmin edici gibi bir cevaptır. Ama onun içerisinde de ekstra bir şey var. İşte neden biz dördüncü seçeneğe duruyoruz? Neden bizim için dördüncü seçenek doğrudur? Bunun üzerinde durup konuşacağız bugün. Yani bizim katkımız, bizim müjde yolunda yaptığımız bazı iyi işler nasıl bir değere sahip olduğunu göreceğiz ve umarım bugünden sonra ya kutsal kitap İmyan taşımada bize ne anlatmaya çalıştığını daha iyi anlamış olacağız. Galatyalılar 1. bölüm 1'den 5'e kadar okuyalım. Okumak isteyen gönüllü var mı? Tabloda çıktı.
insanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Paulus'tan ve benimle birlikte olan tüm kardeşlerden Galatya'daki kiliselere selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Mesih, babamız Tanrı'nın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşı kendini feda etti. Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. Paulus bir mektup yazmaya başlıyor. 5 ayet yazıyor. Ondan sonra amin diyor. Ve Galatyalar kitabı burada bitiyor. Diyor ki anlamamışsınız neden amin demişim. Ondan sonra 5 bölüm daha yazacağım. Ama buraya kadar söylediğimi anlamışsanız o zaman her şeyi anlamış oluyorsunuz. Yani, bu mesajın içerisinde Paulus şükranla başlıyor. Yani kendi hizmet etkilerini kimden aldığı ve kime bağlı olduğunu göstermekten sonra Tanrı'ya, Baba'ya şükürler sunuyor ve 4. ayet bizim kurtuluşumuz nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Mesih, babamız Tanrı'nın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımızı karşılık kendini feda etti. Nokta. Kendini feda etti, sizden bir şey yapmanızı bekliyor, ondan dolayı siz de kurtulursunuz diye yazmıyor. Eğer siz şunu yaparsınız, bunu yaparsınız, vaftiz olursunuz, törenlere katılırsınız, şöyle yaparsınız, olacak diye söylemiyor. Siz iyi yaşarsınız, zaman kötüleşince Tanrı size merhamet eder diye söylemiyor. Net bir şekilde günahlarımıza karşılık Mesih'in hayatı feda edildiğini habere geçiyor. Ve bir cümle içerisinde müjdeyi paylaşmış oluyor. Biz ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Birisi bizim günahlarımızın için gereken bedeli ödersin. Bedel nedir? Günahın bedeli nedir? Kutsal kitap ne söylüyor? Ölüm. Yani demek ki biz günahlarımızdan ötürü ölüme hak ediyoruz. Yani iyi işler yapsak da yapmasak da, çok iyi işler yapsak da, törenlere katılsak da, günahımız varsa, tek bir tane olsa bile, kutsal kitap net bir şekilde ölüm diyor. Ama birisi çok kötüymüş, çok günah işlemiş, birisi çok az günah işlemiş, buna bakmıyor. Etersizliğe bakıyor. Yani bunu anlayabilmek için 3. 4. bölüme geçtiğimizde orada yasa bizi bir hapis içerisinde mahkum tuttuğunu söylüyor ve o hapisten çıkmamızı sağlamadığını anlatıyor. Ama biz o hapisten nasıl çıkabiliriz diye bize anlatıyor. Ve o çıkış işte burada 4. ayette Paulus bu şekilde ifade ediyor. Diyor ki Mesih babamız Tanrı'nın isteğine uyar. Yani Mesih kendi isteğine göre bu dünya gelmedi. Kendi isteğine bağlı bu dünya gelip bizim için ölmedi. Mesih babanın istediği için bunu yaptı. Yani şimdi bizim aramızda babalar var, çocuklarımız var. Bizim çocuklarımız bizim istediklerimiz ne kadar yapar? Belki düşünebiliriz.
Neden yapmaz? Bunu da düşünebiliriz. Yani büyük ihtimalle Mesih gibi olmadığı için, Mesih'in içerisinde günah olmadığı için babası ondan ne istemişse Mesih her şeyini yerine getirdi. Yani net bir şekilde Mesih babamız Tanrı'nın istediğine uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtararak kurtarmak için günahlarımızı karşılık kendini feda etti. İşte burada Mesih'in bu işin içerisinde gönüllü olarak katıldığını, zorunlu olarak bunu yapmadığını bir nevi açıklamış da oluyor. Kendini feda etti. Belki başka bir çözüm alabilirdi. Çocuk başka bir yol yaratabilirdi. Kusursuz bir melek ya da kusursuz bir insan ya da başka bir şey yaratabilirdi. Çünkü bütün dünya Mesih yarattı. Yani Kutsal Kitap bunu söylüyor Koloseler'de. Var olan her şey Mesih aracılığıyla yaratıldı. İsa haline gelmeden önce Mesih var oluyordu ve bütün dünya kendisi yarattı. Yani isteseydi ikinci bir adam, kusursuz bir adam yaratabilirdi. Onu bir nevi haça gönderebilirdi. Ama Mesih bu şekilde olmasını istemedi. Babanın istediğine bağlı kendini feda etti. Bu da kendisi Tanrı'ya ne kadar güvendiğini gösteriyor. Yani bu iş içerisinde güven yok, önemli. Yani müjde sadece imana, sadece güvene dayanır tezisinde duruyoruz. Ve İsa Mesih güvenin, yani imanın değeri ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kendisi Tanrı'nın istediği için hayatını kurban olarak bizim için sundu. İşte kaç kişi bunu yapabilir? Yapabilir mi? Pavlus diyor, belki bir kişi başka arkadaşlarını ya da çok sevdiği insanların uğruna hayatına feda edebilir ama dünya geldiğimiz zaman, yani sadece arkadaşların ve çok sevdiğin insanlara değil, senden nefret ettiği insanlara bile, düşmanlarını bile sevmeyi kadar gidebilir misin? Aynı şeyi yapabilir misin? Büyük ihtimalle yapmazsan. Ama Mesih bunu yaptı. Ve bunun içerisinde Mesih'in Tanrı'ya, Tanrı'nın istediğine bağlı olarak hareket ettiğini görüyoruz. Ve bu hareketin güveni ve imanını göstermektedir. Dolayısıyla referans olarak bize de başka bir şey kalmış gibi görünüyor. Galatyalılar 2. bölüm 16. ayet. Yine de insanın kutsal yasının gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasının gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse yasının gereklerini yaparak aklanmaz. Eğer dediğim gibi Pavlus'un ilk 5 ayette ne söylediğini anlamamışsak, sonraki bölümler bunu derin derin açıklayarak dile getiriyor ve bize gösteriyor. İşte bizim tezimiz sadece iman, iyi işler sevap haline gelemez demekle biz kurtuluyoruz diye söylüyoruz. Bizim imanımız buna dayanıyor. Elbette çok sorular çıkacak.
elbette insanlar bunu anlamadığı zaman bazı problemler yaşayacak. İşte biz de bu akşam müjdeyle ilgili bazı sorunlara bakacağız. Neden insanlar bu saf olan imana bağlı kalmıyor? Neden aldatılıyor? Neden başka yönlere gidiyor ve sanki bir şey daha eklemek istediğini görüyoruz. Bunu konuşacağız. Bu şekilde insanlar nerede hata yaptığını ve imanının neden bazen değersiz kaldığını görmüş olacağız. İşte müjdeyle ilgili sorunlar. Onların aralarında ilk olan problem aldatılıp, büyülenip geri çekilmek. Bu ne demek? Müjdeyi duyup duymaz insanlar sevinçle Tanrı'ya yaklaşıyor, sevinçle Tanrı'ya kucaklıyor, güvenini Tanrı'ya veriyor ama zaman içerisinde Hristiyan olarak yaşamaya başladığı zaman, Tanrı'nın yoluna yürümeye başladığı zaman bir anda bu odaklanma olmuş olan nokta sanki bir bulut içerisinde kayboluyor ve insanlar sağa sola gitmeye başlıyor. Sağa sola gitmeye başladı, başladığı zaman şunu söylemek istiyorum. Sanki artık Tanrı'ya, kurtuluşuna, imana dayanarak güvenmiyor. Bir garanti olarak bir şey olsun diye eklemek istiyor. Ben Tanrı'ya güveniyorum. Tanrı beni kurtaracak. Ama eğer ben şunu yaparsam, bunu yaparsam, o yaparsam acaba kurtulur muyum düşünmeye başladığı zaman insan o güvenin değerini kaybettirmeye başlıyor ve zayıflamaya başlıyor. Bu an içerisinde insanlar değnekler aramaya başlıyor. İmanın değnekleri. Biz imanlıyız. İmanla yürüyoruz. İmanla yaşıyoruz. Ama yanında ne olursa olsun bir bastın olsun, bir böyle sandalye koltuk gibi tekerlekli sandalye gibi olsun düşünüyoruz. Garanti olsun. Acaba garanti mi? Yani normal hayatından bunu biliyoruz. Sağlam bir insan, değil mi? Sağlıklı bir insan değnek kullanmaz. Ne zaman değnek kullanıyoruz? Hastalandığımız zaman, yaralandığımız zaman. Ve bu neyi gösteriyor? Sağlıklı olmadığımızı gösteriyor. Peki, imana geldiğimiz zaman, imanın bir değneği aramış olursak, bu neyi gösterecek? Bizim imanımız sağlıklı değil, sağlam değil, sarsılmış, hastalanmış. Bir şey içinde bükülmüş. Büküldüğü zaman değneğe ihtiyacı var. Hangisi doğru? İmana bir değnek mi getirmek yoksa imana iliştirmek? Altıncı ayet, birinci bölüm altıncı ayet, altıncı ve yedinci ayet. Galatalıların birinci bölüm altıncı ve yedinci ayet. Şu sözler söylüyorum. Okur musun bırakayım? Sesin gelir ona. Sizi Mesih'in lütfuyla çağlarını bırakıp değişik bir müjdeyi böylesine çarçabuk dönmenize şaşırıyorum. Gerçekte başka bir müjde yok. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyenler var. Evet. Bu neyi gösteriyor? Bazı insanlar bizim imanımızdan rahatsız oluyor.
Bazı insanlar bizim imanımızdan rahatsız olunca bizim imanımızı bozmaya çalışıyor. Aslında başka bir müjde olamaz. Çünkü net bir şekilde Pavlus 1. bölüm 4. ayette Mesih günahlarımızı karşı kadını feda etti deyip ardından noktaya koydu ve bir şey eklemedi. Bırakmasını imkan bırakmadı. Yani eklemesini imkan bırakmadı. Sizi Mesih'in lütfuyla çağrını bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize şaşırıyorum. Bu ne demek? Bu demek ki Galatyalıların kilisesinde böyle bir sorun ortaya çıkmıştı. Yani problem neydi? Problem böyleydi. Galatyalardaki insanlar Yahudi kökenli insanlar değildi. Yani putperestler insanlardı. Bizim gibi Tanrı'ya tanımamış ama ondan sonra Tanrı'ya gelmiş olan insandı. Ve bu insanlar Tanrı'ya güvendi. Mesih onların günahlara karşılık hayatını feda ettiğine inandı. Ve kurtuldu. Ardından bu imana dayanarak Tanrı'nın lütfunu kabul etti ve bununla birlikte kutsal ruhuna sahip oldu. Yani kutsandı. Tanrı'yla birlikte yaşamaya başladı ve Tanrı'nın ruhu onların içine girdi. Onlar yeni insan oldu ve Tanrı'nın yolundan Tanrı'nın çocukları olarak yürümeye başladı. Halbuki bu imanı beğenme, bu yolu beğenme, sevme, Tanrı'ya değer verme, daha çok insani bakışına, gururuna, yaptıklarına övmek isteyen insanlar ortaya çıkıp onlara dedi ki, yok kardeşler böyle olmaz ki. Sadece Tanrı'ya inanmak bu nasıl bir hayat? Ya bu çok kolay bir iman. Böyle gidersiniz, nereye varacaksınız? Hayat zor olmalı. Tanrı kolaylık olsun diye bizim yükümüzü üzerine alıyor. Ama bazı insanlar gelip diyor ki, yo böyle olmaz. Müjde artık müjde halinden çıkmış oluyor. İşte burada Pavlus değişik bir müjde dediği zaman değişik olan kelimesi Grekçe dilinde bambaşka hiç alakası olmayan bir yol gösteriyor. Ondan sonra diyor ki aslında bu müjde de değil. Ama bu bambaşka bir yola gitmek o Galatyalıların düşüncelerinden doğmuş olan bir fikir değil, dış güçler tarafından onların üzerinde empoze edilmiş olan fikirdir. Din böyle başlıyor. Birisi kendini övmek için, başkalarının başına durmak için, onlara kendi kontrolünün altında almak için, onlara istediği şekilde yönlendirmek için onlara kurallar getiriyor. Ve bu kurallar aracılığıyla onları manipüle etmeye başlıyor. Bu insanlar, Galatyalılar geldiler ve dediler ki siz sünnetli de olmalısınız. Sünnetli olmazsanız siz asla Tanrı'nın vaatlerine sahip olamazsınız. Geçmişe gidersek bakarsak yasa bunu anlatıyor. Tanrı'nın yoluna gitmek, Tanrı'yla birlikte yaşamak vesaire. Ama yasa bir yardımcı oluyor mu? Olmuyor. Yasa sadece biz günahkar olduğumuzu gösteriyor. Bizim için bir hapis inşa ediyor. Biz bu hapis içerisinde nasıl yaşayabiliriz diye gösteriyor. Ve çıkış yolunu da gösterebilir ama elinde o çıkmak için kapıları açacak olan anahtar elinde değil. Yasa bunu yapmaz. O anahtar başka birisinin elinde. Mesih bizi o hapisten dışarı çıkartıyor. Ama birisi diyor ki, yo neden ben hapiste kalayım, o dışarıda kalsın.
Ya ben onu geri götüreyim. Bu nasıl yapacak? İmanını şüphe haline getirecek. Diyecek ki, sen kurtulmak için kutsal olmalısın. Sen kurtulmak için bunu, şunu, şunu yapmalısın. Sen kurtulmak için bütün emirleri yerine getirmelisin. Sen kurtulmak için sünnetli olmalısın. Sen kurtulmak için örtülü olmalısın. Sen kurtulmak için bunu yapmalısın. Sen kurtulmak için sen günü tutmalısın. Ve biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Bir anda bu insanlar kendine baktığı zaman diyor ki biz nereye vardık? Kurtulmak için Tanrı'ya iman ettik. Köle ol. Neden insan köle oluyor? Çünkü artık imanına güvenmiyor, Tanrı'ya güven sağlamıyor. Bazı şeyler yapmak gerektiğine inanarak ve yaptığı, yani uyguladığı zaman ancak başarabilir diye inanmaya başlıyor. Bir anda görüyoruz ki artık bu bir müjde değil, bu bir zorbalık. İnsan kendi kurtuluşu için çalışmalı. İnsan kendi kurtuluşu için çaba göstermeli. İnsan kendi kurtuluşu için köle olmalı. Ama müjde diyor ki özgürsünüz. Neye güveniyoruz? Tanrı'ya mı? Onun yaptıklarına mı? Yoksa kendimize mi ve bizim yapabileceklerimize mi? Ve eğer biz kendi yapabileceklerimize güvenmeye başlarsak, bu içimizde neyi doyar? Dedim ki gurur, evet. Çünkü bazıları başarılı oluyor. Bazıları çok kuralcı oluyor. Ve kuralları izlemek ve onlara göre yaşamak onları için keyif oluyor. Yani içinde böyle bir sadist bir, mazohist bir duygusu var. Kölelik ruhuna sahip olmaya bir duygusu var. Sonuç olarak bu insanlar böyle yaşadığı için öbürlere karşı geliyor. Sen bunu yapmadın, sen bunu yapmadın, sen bunu yapmadın. Nasıl bir insansın sen, nasıl bir Hristiyansın sen, nasıl bir imanlısın sen... Utanmıyor musun sen ya? Aslında ne söylemeye çalışıyor? Bak ben senden daha iyiyim. Sen beni dinlemen gerekiyor. Ben sana ne söylersem yapman gerekiyor. Ve bir fark olmuş. Müjde buharlanmış oluyor, kaybolmuş oluyor. Yani Tanrı'ya olan güven değersiz hale gelmiş oluyor. Ve bu şekilde insan aldatılmış oluyor. Büyülenmiş oluyor. Aldatıldı ve büyülendi diye yolunu kaybetmiş oluyor. Ve Pavlus diyor ki o kadar çabuk bunu nasıl yaparsınız şaşırıyorum. Yani insan çok çabuk bir şekilde yoldan sapabilir. Müjdenin yolundaki olan problemlerden biri budur. Ya Tanrı'ya güveneceksin, ya güvenini kaybedeceksin. Başka bir problem. Pavlus bu müjdeyle, başka olan müjdeyle ilgili böyle bir lanet okuyor. Bir anatema, bir aforos sözleri getiriyor. Diyor ki, ister biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimiz ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona. Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum. Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse ona lanet olsun.
Yani bu yol lanetli bir yol. Tanrı'ya güvenmemek, kendimize güvenmek bu lanetli bir yol. Bir bu, başkalara güdülmüş olursak bu lanetin altında kalıyoruz. Bu lanet bizim kalbimizi mahvediyor. Bizim sevgimizi, bizim sevincimizi, her şeyi dağıtıyor. Bizi içten perişan ediyor. İçimizde şifa kalmıyor. Biz kaynağı kaybetmiş oluyoruz. Ve Pavlus diyor ki, bu yola, bu kişiye lanet olsun. İnyan taşıma, lanet okuduğu bir yer var ve bu burası. Ve bakarsınız Pavlus için hiç önemli değil. Bu kişi mi olacak, insan mı olacak, melek mi olacak? Hiç önemli değil. Kim olursa olsun. Kendini nasıl tanıtacak hiç önemli değil. Bu yola üzerinde lanet var. Çünkü bu yola insanlara kurtuluş getirmiyor. Bu insanlara sevinç getirmiyor. Bu insanlara, insanların ruhuna ve insan Tanrı'yla birlikte olabilmek için imkanı yardımcı olmuyor. Bu sadece insanların üzerinde bir baskı getiriyor, onları köle haline getiriyor ve kullanışlı bir hale getiriyor. Bunun için her din böyle bir lanetin üzerinde kurulmuştur. Hiçbir din içerisinde esinlik yok. Hristiyanlık din halinde böyle yasalcılık üzerinde kurulmuşsa lanetlidir. Biz de görüyoruz zaten Batı'da bugün. Batı neredeyse ilahsız oluyor. Neden? Çünkü tiksenmiş artık. Katolik kiliselerin, Ortodoks kiliselerin, hatta Protestan kiliselerin bazılarının yaptıklarından tiksinmişler. Biz diyoruz ki insan sevinsin, insan coşsun, insan müjde olsun. Müjde diyoruz da, müjde mi paylaşıyoruz? Ama bu demek ki herkes istediğini yapar. Bak kim ne yapacak? Bu bizim işimiz değil. Herkesin bir vicdanı var. Eğer bir kişi Tanrı'yı arıyorsa, Tanrı kutsal olanı arıyorsa, kutsal olanı birlikte yaşamak istiyorsa, büyük ihtimalle her şeyini yapmayacak. Ya da her şeyi yapmak istediğini böyle bir isteğe sahip olmayacak. Pavlus çok ciddi bir şekilde bu kelimeler buraya getiriyor. Müjdeyle ilgili bir haber. Müjdeyi ters çevirirsek, müjdeyi yanlış yöne gönderirsek, anlattığımız Tanrı tanrısız haline getirirsek, bu bizi lanete götürüyor. Üçüncü problem, lütfu kaybetmek. Galatyalılar 3. bölüm. Dedem okumak istiyor musun? Okurum. Ben de 3. bölüm, ilk 4 ayet. Ey akılsız Galatyalılar, sizi kim büyüledi? İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum. Kutsal ruhu yasanın gerektiğini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız? Bu kadar akılsız mısınız? Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz? Boş yerine bu kadar acı çektiniz. Gerçekten boşuna mıydı? Evet. Biraz kaba ama sanırım o kardeşler, biz de onların yerine olursak
hak etmiş oluyoruz. Çünkü Pavlus böyle bir şeyden söz ediyor. İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerimiz önünde tahsil edilmedi. İşte buradaki olan kelime büyük bir pankart üzerinde Mesih haça nasıl girildiğini göstermiş oluyor. Yani bu şekilde açıklanmış oluyor. O birinci bölüm dördüncü ayeti net bir şekilde anlatmış oluyor. İnsanlar bunu duyup duymaz iman etmiş ve karşılık olarak bu tavır bu olmuş. Bakın, söz geliyor, söze bağlan, iman ortaya çıkıyor ve hemen sonuç. Tanrı tarafından bir sonuç. İnsanın yüreğinde ruh geliyor ve gerçek olduğunu kanıt gösteriyor. Ama ondan sonra o duydukları unutup başka yerine gidiyor. Ve bu şekilde o lütuftan kaybolmuş oluyor. Neden? Galatyalar 5. bölüm 4. ayet diyor ki, yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih'ten ayrıldınız. Tanrı'nın lütfundan uzak düştünüz. Eğer biz Mesih'ten ayrılmak istemiyorsak, Tanrı'nın lütfundan düşmek istemiyorsak, hiçbir zaman bu müjdeyle kompromis neydi? Kompromis neydi? Uzlaşmaması gerekiyor. Uzlaşmaması değil mi? Uzlaşmaması gerekiyor. Yani hiçbir zaman farklı bir fikirle, bakın farklı bir yoluyla uzlaşmaması gerekiyor. Tamam, anladınız. Konuya dönün. Akıl dağılmasın. Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih'ten ayrıldınız. İşte eğer birisi yasaların istedikleri yerine getirmeye çalışmakla birlikte kurtulacağına inanıyorsa Mesih'ten ayrılıyor. Kutsal kitap diyor ki ya Mesih'e güveneceksin ya kendine güveneceksin. Zaten müjde bunun için müjde. İnsanlar sürekli kendine güvenmeye çalışırken Tanrı'ya güvenmiyor. Kendine güveniyor. Ben başarmam gerekiyor. Ben İlere gitmem gerekiyor. Ben geleceğimi bir şekilde güvenliğe almam gerekiyor. İnsan çalışıyor, insan uğraşıyor. Sonuçta Mesih'ten uzak kalıyor. Yani kurtuluş konusunda konuşuyoruz. Tanrı'nın varlığını, Tanrı'nın göklerini girebilmek için ve bu dünyada Tanrı'yla birlikte yaşayabilmek için. İnsan bu müjdeden ayrılırsa yolunu kaybetmiş olacak. Bu başta söylediğiniz söylediğiniz şeyde iyi davranışlar yasadaki kuralları yerine getirdiğin zaman imanlı olsan pek kurtulamayacağınız anlamını vermek istiyorum. Eğer bunları yerine getirdiğin için kurtulacağına inanıyorsan değeri yok. Bunu söylüyorum. Sen onlardan ötürü kurtulmayacaksın. Sen tek bir sebeple kurtulabilirsin. Hayatın için, Mesih'e güvendiğin için. Mesih
senin için kaçak girildiğine iman ederek kurtuluyorsun. Peki imanlı olup da diğer yasanın tüm söylediklerine aykırı hareket edersen? O ayrı bir konu. Yol budur. Yani onlara aykırı edersin, neden, nasıl Tanrı'ya iman ettiğin sorusuna ortaya çıkacak. Neye iman ettin? Hangi Tanrı'ya iman ettin? Yani Tanrı'yı tanıdın mı? Tanrı'yı bildin mi? Yani bunun için Yuhanna şunu diyor. Sonsuz yaşam nedir? Tanrı'yı tanımak. Ben o şekilde sormadım. Bazen iman ediyorsun, imanlıyım diyorsun. Veya işte böyle insanlarla karşı ama yasanın söylediklerinden uzak bir yaşam sürebiliyor. Yani yasanın, hangi yasanın uzaklığına ayrı bir konu. Ama uzakta kalsan da, yakında kalsan da bu seni kurtarmaz. Çünkü yasaya yakın da gitmek istesen seni kurtarmaz. Yasa seni kurtaramaz diyor. İşte az önce okuduğumuz ayet diyor ki yasaya, yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan siz de Mesih'ten ayrıldınız diyor. O zaman da yararlanmak için yaptığı için. Çünkü yasa kendince bencilliğini kullanarak yapmamız lazım. Yani şimdi yasa değersiz olduğunu söylemiyoruz, Pavlos da söylemiyor. Ama söylediği olan şudur. Yasanın nedir? Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışırsanız Mesih'ten uzaksınız. Çünkü yasa aracılığıyla aklanamıyoruz. Doğru olan kişi imanla yaşayacak diye peygamberler söylemiş. Pavlos da Romalarda bunu tekrarlıyor. Hatta bu Galatyalıların mektubunda da söylüyor. Sonraki slayta geçip bir şey daha göstermek istiyorum. Tanrı'nın büyüklüğü. Müjdelemiz Tanrı ne kadar büyük. Ne kadar büyük. Devam et. Filipiler 4. bölüm 19. ayet diyor ki Tanrım da her ihtiyacınız kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaklar. Ve herkes diyor ki hamdolsun ben böyle bir Tanrı istiyorum. Ne zamandan beri dua ediyorum elime geçsin böyle bir güç. Değil mi? Çünkü her ihtiyacımız kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacak. Ve şimdi insan hayal kurmaya başlıyor. Kırmızı bir halı, fanfarlar, böyle müzik, insanlar bizi karşılıyor. Tanrısal bir saldırış kalbimize giriyor. Tanrı beni sevdiğini gösteriyor. İşte ben böyle bir müjde istiyorum, böyle bir Tanrı kendime gelsin. O ihtiyaç değil ama. Kime göre ihtiyaç? Birkaç resim gösterelim. Bu Tanrı'nın eli, bir skülptür. Tanrı'nın eli insana tutuyor. Öbürü ise Tanrı kendini insanların kontrolünde bırakabilir mi? İşte güvercin kutsal ruhu temsil ediyor. Yukarıdaki elde İsa var.
Ve bu arada böyle bir soru sorduk. Bilmiyor musunuz? Neden insanlar böyle bir duruma düşüyor? Büyük ihtimalle müjdeyi anlamadığı için. Müjde bizi bu ilk resmin haline getiriyor. Biz her şey için Mesih'e güveniyoruz ve o bizi ellerine alıyor. Din ise Mesih'i bizim ellerimize getiriyor. Hatta kutsal ruh bu ellerimizi tutacakmış gibi gösteriyor. Şunu yaparsın, böyle yaparsın, buradan geçersin, buradan okursun, şunu söylersin. İnsanlar bu tür pratiklere geçiyor. Vakit böyle olmalı. Rabbinin sofrası böyle olmalı. Böyle kaldırırsan kutsal olacak, kaldırmazsan olmayacak. Biliyorsunuz burada kilisimize geldi. Rabbinin sofrasını kaldırmak istemedi. Neden? Kaldırmamışım ben gökleri. Benzer şeyler. Tapınmaya girdiğiniz zaman en az o kadar ilahi söylemeniz gerekiyor ki Tanrı'nın varlığını düşsün diye. Sanki Tanrı burada değil. Kutsal kitap diyor ki Tanrı cehennemde bile. Davut söylüyor. Diyor ki ölüm diyarısına gitsem yine de orada beni karşılarsın diyor. Ama biz düşünüyoruz ki Tanrı'yı götüreceğiz. Tanrı'ya manipüle edeceğiz. Şunu yaparsa, bunu yaparsa, onun beğenisine kazandırırsa. Yani bu Tanrı insan haline getirmek anlamına geliyor. Biz insanların üzerinde nasıl oynamaya çalışıyorsak, nasıl oyunlar içerisinde giriyorsak, zannediyoruz ki aynı şekilde Tanrı'yla da halledeceğiz. Sadece iman değil, bunu da yapsak, şunu da yapsak, bunu da yapsak, orada da yapsak, bu da yapsak. Ve her şey değişti. Filipliler bu sözler söylemeden önce neyi söylediğini okuyalım. Bununla bugün konuyu kapatacağız. Filipliler 4. bölüm 15. ayet. Siz de bilirsiniz ey Filipliler, müjde yayılmaya başladığında Makedonya'dan ayrılışından sonra sizden başka hiçbir topluluk karşılıklı yardımlaşma konusunda benimle hiçbirliği yapmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı'nın beğenisini kazanan, onu hoşnut eden kurbanlardı. Sen sor diyor. Bu iyi işler ne anlama geliyor? Tanrı'ya hoşnut ediyor. Tanrı'ya sunduğumuz kurbanlar oluyor. Fakat hiçbir yerde bu kurbanlar bizim kurtuluşumuzun lehine yardımcı olacağını destek sağlamıyor. Ancak karşılıklı olarak Tanrı bize yardımcı olur, bizim hayatımızı ilgilenir, daha çok etkili olur diye gösteriyor. Yani bugün bu dünyada, bu yaşamda müjdenin hayatımızda ne kadar yararlı olabileceğini anlatıyor. Ama yine de merkezde Tanrı'ya %100 bağlanmış olan bir iman var. Çünkü bütün bu şeyler Tanrı'ya iman ederek yapıyoruz. Kurtulmuşuz. Bununla ilgili hiçbir şüphemiz yok. Tanrı bizi kabul etmiş. Bugün bir kayıp olsa, bütün dünya yok olsa, böyle buhar gibi parçalansa, biz biliyoruz ki burada Tanrı'yla birlikteyiz. Neden? Çünkü yüreğimiz
onun yaptıklarına bağlamıştır. Bu şekilde Tanrı bizim elimizde değil, biz onun ellerine geçmiş oluyoruz. Tanrı büyük ve her şey onun gücüne bağlı. İşte tanıttığımız Tanrı, tanıttığımız müjde böyle olur. Bir örnekle özetlemişsem şöyle diyebilirim. Herhalde ellerinizde böyle bir meyve geçmiş, içinde kurt var. Değil mi? Bu kurt o meyveye ne zaman geldi? Meyve çiçek bağladığı zaman kurdun yumurtası oraya giriyor, büyüdüğü zaman yumurtadan çıkıyor. Bizim müjdemiz bunun için baştan beri saf ve temiz olmalı. İçinde bir şey daha eklerseniz büyüdüğü zaman, ilerlediği zaman şaşırtıcı sonuçlar getirecek. Siz bir kişiyi Tanrı'yla bağlı yaşamaya bırakın, ondan sonra rahat olursunuz. Ama şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın, onu zorlamaya çalışırsanız büyük ihtimalle Tanrı'yı da dinlemez. Fakat Tanrı'yla birlikte yaşamaya başlarsa bu kişi, göbeğini Tanrı'ya koyarsa, onunla yaklaşmaya isterse, gerçekten gönülden, yürekten Tanrı'yla yaşamak isterse ve gönlünü Tanrı'ya verirse, ben bu kişi için rahatım. Çünkü Tanrı onun hayatına girmiş oluyor ve Tanrı benden daha iyi ilgilenmiş olacak. Acaba bir kişi bu şekilde Tanrı'ya güvenmiş mi? İşte müjdelendiğimiz Tanrı nedir? Rab sizi bereketlesin.